...kapsamında e, dört bölüm olarak tasarlanan yakın tarihimizde darbeler, darbeler ya da darbeler parantezinde eski Türkiye e, isimli seri konferansın seminerlerin diyelim ilk bölümü olan biraz da tarih öyle denk geldiği için e, Şubat ayında 28 Şubat başlıklı ilkine başlamış bulunmaktayız. Sizin de iştirakinizle inşallah. Şimdi Türkiye tarihi şimdi çok kişi bunu anlatır, söyler. darbeler tarihidir diye anlatılır. Darbeler tarihidir diye anlatılır. Hatta ki bu işte efendim Osmanlı'dan alınır daha evvelinden alınır Selçuklu'dan daha da daha da daha, daha, daha da böyle Türk tarihine daha ta Oğuz Kağan, Mete Han'a kadar uzatılır. Mete Han'ın babasıyla olan mücadelesi, Teoman'la olan mücadelesi ki işte Teoman Mete Han'ı öldürtmek ister. Mete Han da ondan daha atik davranır, o onu öldürtür, yerine hükümdar olur falan filan. Buraya kadar darbeler tarihini taşıyanlar da var. Hani bütün tarihimiz darbeler tarihidir diye. Burada hemen böyle bir şey ayrım yapmak lazım. Böyle bir ayrımla gireyim ben. E, ilk önce usule dair konuşalım. Çünkü usul halledilmeden Ahmet Cevdet Paşa merhumun söylediği gibi mecellede esas usule tabidir. Biliyorsunuz mahkemelerde bile öyledir. Usulde bir hata olduğu zaman dava direkt düşer. O yüzden usul en önemli meseledir. Şimdi devletin olduğu yerde, efendim sarayın olduğu yerde hanedanın olduğu yerde e, siyasetin olduğu yerde entrika olur. Tarihte çoğu zaman olmuştur. Modern tarih daha fazla böyledir. Böyle konspirasyon, karmaşık komploların tarihidir belli bir ölçüde. Lakin genel olarak entrika, siyasi mücadele ile Türkiye tarihinde özel olarak darbelerin yerini ve rolünü incelemek birbirinden biraz ayrı meseleler. O da şöyle Osmanlı'nın bir döneminden sonra bunu da şöyle tespit edebiliyoruz mesela. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve şehit edilmesinden sonra Osmanlı belli bir sürece girdi. bu çözülüş ve çöküş sürecidir. Sultan Abdülhamid Han bunu belli bir süre çok ciddi bir siyaset ustalığıyla erteledi. Erteledi ve fakat tamamen noktadan kaldıramadı. Sultan Abdülhamid'den sonra da ne yazık ki imparatorluk yani normalde bir limited şirket bile 5 senede tasfiye edilemez. İşte 10 sene içinde göçlü gitti. Yerine cumhuriyet kuruldu. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip şehit edilmesi modern darbeler tarihinin esasen ilkidir. Şimdi bunu böyle bilmemiz lazım. Benim kanaatime göre en azından böyledir. Onun sonrasında zaten bir Ali Suavi vakası vardır. Başarısız darbe teşebbüsü gibi ee, kabul edilebilecek. Sonrasında Abdülhamid'in tahttan indirildiği 31 Mart vakası vardır ki ondan sonraki darbelerin bir nevi prototipi gibidir. 31 Mart. O da işte e, miladi takvimle 13 Nisan'a denk düşüyor. Nisan ayına denk düşüyor. Bunu belki ayrı bir bahis konuşulur. Ondan sonra işte Cumhuriyet dönemi falan var. Şimdi hızlı gidelim. Tabii tek tek inceleyemeyiz. Bir dünya hadise var da Sonra işte İkinci Dünya Savaşı, İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı, sonrası çok partili hayata geçiş ve 27 Mayıs. 27 Mayıs'tan sonraki son 50 yılda belirleyen aslında 27 Mayıs'tır. 27 Mayıs'ın da böyle kendine mahsus bir özelliği var, onu söyleyelim. Onu da belki 27 Mayıs bahsinde incelenir ama şöyle söyleyeyim, İsmet İnönü'nün özel gayretiyle, Türkiye, Batı sistemine angaje edildi 2. Dünya Savaşı sonrası. Bu belki de bir zorunluluktu. Çünkü Birleşik Amerika'nın tartışmasız bir üstünlüğü vardı. Özellikle atom bombası kullandıktan sonra Japonya'ya karşı. Ee, Türkiye'de 1950 sonrası aslında çok basit olarak bir Amerikan sistemi kuruldu. Şöyle söyleyeyim size. Ee, Amerika'daki Demokrat Parti bizdeki Demokrat Parti'ydi. Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti bizdeki CHP'ydi. Aşağı yukarı. Böyle söylenebilir. Bu ikili parti sistemi Amerika'dan alındı. Ve Türkiye'ye monte edildi bir nevi. E, bu arada Adnan Menderes belki özellikle bin, e, daha sonraları hesaplanamayan ölçüde önem kazandı kişilik olarak. E, ve bu hoşa da gitmedi belki büyük ihtimalle. Ve 1960'a doğru gelindi. Bunun sebepleri ayrıdır. Kısa geçiyoruz ama burada şöyle bir şey görüldü. E, Demokrat Parti'nin bir şemsiye parti olma durumu görüldü her şeyden önce ve bu tehlikeli görüldü. En az 5-6 tane daha değişik etkenle, sebeple beraber bu da bir sebeptir 27 Mayıs'ta ki sonrasında Demokrat Parti'nin parçalanması süreci başlamıştır. Ve e, siyaset alanındaki bütün unsurlar üst başlıklar ve alt başlıklar halinde. Mesela Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, efendim İslamcılık, e, sol akımlar vesaire bunların hepsi alt başlıklar halinde parçalanmıştır, fraksiyonlara ayrılmıştır. Bir de hepsinin içinde belli gladio operasyonları yerleştirilmiştir. Bunların bazıları 30-40 sene sonra anlaşıldı. Yani işte 15 Temmuz'a bakın FETÖ'ye şuna buna. Oradan da anlayabilirsiniz neyi kastettiğimi. Ee, Türkiye'de yürüyen rejim bir manada 27 Mayıs rejimidir bu anlamda. 12 Mart arada bir formüldü 27 Mayıs'ta tamamlanamayan bazı hesaplar tamamlanmaya çalışıldı. Bir miktar tamamlandı bir miktar tamamlanamadı hesap kapatılamadı. Bir darbe yaşandı ve Türkiye'ye 70-80 arasındaki çatışma girdabına sokulundu. Yüksek ihtimalle 12 Eylül uluslararası sistemin ortak talebi olarak gerçekleşti ee, dünya sisteminin. O yüzden de zaten etkisi çok kalıcı oldu. Yani anayasası bile zor bela o da kısmen değiştirilebildi biliyorsunuz. O da aslında biraz buradan kaynaklanıyor. Öyle anlamamız lazım. Sonrasında, 12 Eylül sonrasında Türkiye belli başlı 3 hamle yaptı. Benim görebildiğim kadarıyla. Bu üç hamleden birincisi rahmetli Özal'dır. Diğeri rahmetli Erbakan. Ondan sonrası, ondan sonrası AK Parti harekettir. Tayyip Erdoğan. 3 temel hamlesi var. 12 Eylül sonrasında Türkiye'nin. Hani ne diyelim? Milli hamlesi. Hani bugünün değişiyle yerli ve milli hamlesi. Üç tanedir. Bunlardan birincisi 1993'te yaşayan aslında onun da bir başlık olarak incelenmesi gerekir ama süreçte yaklaşık bir senelik süreçte adı konulmamış bir darbe ile akamete uğratıldı. Yani şu an hepsini sayamayacağımız kadar sayıda insan cinayete kurban gitti, öldürüldü. Bunların bir kısmı aynı odak tarafından bir kısmı belki başka odaklar tarafından öldürüldü onu tam bilemiyoruz o başka bir şey ama çok yüksek ihtimal hala söylenir hani bir neticeye bağlanamadı otopsi de yapıldı ama yani kamuoyu vicdanı şeye kanaat etmedi yani Özal'ın da tabi yolla eceliyle öldüğüne falan onun da hep zehirlenerek öldüğüne falan düşünüldü böyle inanıldı böyle düşünüldü onun haricinde işte Uğur Mucu vesaire Sivas olayları başbağlar olayları böyle kitlesel olaylar efendim mafya hesaplaşmaları ee, solda bazı şeyler Eşref Bitlis'in önümü, e, Adnan Kahveci'nin ölümü falan bunların hepsi tarihe bir not olarak düşünüldü. Çok sert bir müdahale ile Özal dönemi sona erdirildi. Ve Özal'ın hamleleri bitirildi. Sona erdirildi. Özal'ın hamlesi neydi derseniz Özal e, Cumhuriyeti Osmanlı'yı inkar etmeden yeniden tanımlamaya çalışıyordu. Tek cümleyle bunu söylemek biraz zordur ama bu söylediğim yanlış değildir. Osmanlı esasına göre cumhuriyeti Osmanlı'yı geri çağırmak değil. Bazı çevreler bunun böyle maksatlı olarak propagandasını yapıyor. Yani Osmanlıcılık falan. Bu aslında saçma bir deyimdir. Yani Osmanlı geri falan gelmez. Böyle bir şey esasen lüzum da yok. Şöyle söyleyelim. Hani bu bugün için de söyleniyor. Mevcut hükümet, AK Parti hükümeti Tayyip Bey için de söyleniyor, Sayın Cumhurbaşkanı için. Bu doğru değildir. Doğrusu şudur. Osmanlı'ya hayat veren prensipler, düsturlar neyse Osmanlı neleri prensip edinip bunları hayata geçirdiyse biz bugün bunları hayata geçirdiğimiz zaman ne yapmamız gerekir? Cevabı aranan soru budur. Bunun da Osmanlıcılıkla falan bir alakası yoktur. Ama bu elbette tarihle bir irtibat kurma meselesidir. İrtibat da zaten böyle kurulur. İrtibat prensipte kurulur. Elbette mevcut konjonktür, güncelliğin şeyi aldığı yeni şekil ve şekiller bilimum ayrı özellikleri falan e, muhakkak ki dikkate alınır bu surette ne diyelim bilgisayar diliyle o prensipler bugünün dünyasında yeniden update edilir. Öyle söyleyelim. Update edilir. O zaman da ortaya bambaşka bir şey çıkar. Yani hmm. buna adına o şu bu falan demeye gerek yok. Ortaya çıktığı zaman zaten ismi de konulur. Önce bizim geleneğimizde var. Hani ilkokul kitaplarında şimdi ne var bilmiyorum ama benim zamanımda vardı işte Boğaçan Destanı falan böyle bir şey vardı eski Türklerde. Belli bir yaşa gelip belli bir iş yapınca, bir kahramanlık gösterince Ad konuluyordu, isim konuluyordu. Demek ki siz öncelikle bir iş yapacaksınız, bir eser ortaya koyacaksınız. Hani ona uygun bir isim zaten illaki bulunur ondan sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani bu o şekildedir. İsim falan meselesi. Bunun dediğim gibi onunla bir alakası yok. Şimdi Özal devri 1993 yılında yaşanan büyük siyasi bir manada seri cinayetler. Siyasi seri cinayetler ve e, oluşturulan oluşturulan toplumsal kutupların çatıştırılması neticesinde inkıtaya uğradı eskilerin deyişiyle. Kesintiye uğradı. Yani uğratıldı. Kesildi. Kesildi. Ve Türkiye hakikaten bir 5-6 sene süren, bayağı bir zaman süren çok tantanalı bir döneme girdi. Çok tam kaos denilebilecek bir döneme girdi ve bu bir türlü de aşılamıyordu. E, şimdi Mehrum Erbakan'ın bunu aşmak için hocanın Erbakan hocanın bazı planları vardı. Hem Türkiye'ye dair hem de uluslararası sisteme dair. Türkiye'ye dair planları, Kürt meselesi vesaire falan bir takım noktalarda ee, sorunu bir başka türlü çözmek, aşmak noktasındaydı. Başka meselelerde de, ekonomiyi düzeltmek, efendim bazı yere giden paraların mesela kesilmesi veya azaltılması, bütün paranın kaynakların, devletin kaynaklarının belli yerlere aktarılmaması, akıtılmaması noktasında. Zaten bu durumda aslında bazı şeyler doğallığında düzeliyor. Mesela son 15 senede olan ekonomide bazı iyileştirmeler biraz bu sebepledir. Ee, belki 50 senedir falan belli yerlere akıtılan paralar, aktarılan paralar oralardan ziyade belki oralara da aktarılıyor ama başka yerlere de aktarılmaya başlandı. Bu durumda toplumun daha önce zenginlikten az nasibini alan kesimleri, zümreleri, kişileri, bireyleri daha fazla nasibini almaya başladılar. Bu da tabii bir toplumsal refah sağladı hakikaten. Erbakan Hoca tabii bunun ilk adımlarını attı. Bir de küresel alanda bazı planları vardı. İşte İslam Dinarı gibi, efendim İslam Ortak Pazarı gibi. Bunlar e, bir kısım kişiler böyle alaycı, müstehzi bir şekilde bunlara gülmeye falan çalışsa da kendilerince, kendi akıllarınca aslında gayet ciddi projelerdi. Onu size söyleyeyim. Tabii bunlar gerçekleştiği, tahakkuk ettiği takdirde hakikaten dünya sisteminin hem bugününü çatlatır hem de dünya sisteminin kendine dair yakın ve orta vadeli hat, hatta uzun vadeli tabi planlarını ciddi ölçüde sarsar bozar dolayısıyla işte 28 Şubat tam bu süreçte bu çerçevede ortaya çıktı şimdi meselenin ana esasına geldik 28 Şubat tam da bu çerçevede ortaya çıktı şimdi bu nedir bu şu anda da zaten Türkiye'nin geldiği durum pozisyon yön istikametle alakalı bir de izlediği siyasi çizgiyle alakalı bir durum Şimdi dünya sistemi 1950 sonrasında şöyle bir yere geldi. Ee, size kısaca şöyle söyleyeyim. İnsanlık yaklaşık 200 sene bu modern ideolojiler, sahte peygamberlerin uydurduğu, öyle söyleyelim veya geliştirdiği, uydurduğu demeyelim, daha kibar söyleyelim, geliştirdiği, icat ettiği bir takım ideolojiler, Marksizm gibi, liberalizm gibi, şu gibi, bu gibi, nasyonal sosyalizm vesaire falan, Bunlarla insan toplumu küresel ölçekte bayağı bir müddet, ciddi müddet işte ırkçılık, milliyetçilik vesaire 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 oyalandı. Cidden oyalandı. Ee, belirli bir şeye geldi. Ee, yere geldi bu. En son 20. yüzyılda, 20. yüzyılda nasyonal sosyalizmin Almanya'da, sosyalizmin de Sovyetler Birliği'nde yapıp ettikleri insanlığı ve Batı'nın bazı düşünürlerini de şu neticeye ulaştırdı. Bu şekilde modern Batı uygarlığının insan toplumuna verebilecek bir şey kalmadığı gibi seslenebilecek bir şey de kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim bir vaatte bulunup büyük bir vaatte bulunup bir din adamı gibi bir peygamber gibi işte kurtuluş buradadır. Bu yolu takip ederseniz mutluluğa ve esenliğe ulaşırsınız şeklinde bir vaatte bulunamaz bir noktaya geldi. Esasen. Ee, bunu Batı'nın bir takım düşündürülerini takip ederseniz işte Alman Frankfurt Okulu'nu falan o yıllarda özellikle yazdıklarını falan bu rahatlıkla görülür. Bunun akabinde insanlık yaklaşık 50 sene işte Amerika Sovyet Rusya e, demokrasi, demokratik dünya, hür dünya ve demir perde olmak üzere bir ikilik oluşturuldu. İkilik oluşturuldu. Buna da dikkat edin. Bu modern toplum daima bu ikilik üzerinden gider. Yani böyle bir nevi metafizik olarak bakılırsa bir şirk toplumu gibidir hakikaten. Hiç yoksa muhakkak bir ikilik her yerde muhakkak bir icat edilir. Ona daima dikkat etmek lazım. Ee, bu ikilik üzerinden yaklaşık 40-50 sene fena gelmedi. Fena gelmedi. İyi de geldi yani hakikaten. Bu şey iyiydi. Bu tamamıyla oyundu, kurguydu anlamında söylemiyorum. Ama hadisenin seyri buna imkan verdi. Biraz da bunu böyle anlamak lazım. Yani e, büyük güç olmak demek haşa yeryüzünün tanrısı ilahı olmak demek değildir. Ve fakat her türlü gelişmeyi kendi lehine kullanmaya çalışmak ve bunu da ciddi ölçüde başarabiliyor olmak demektir. E, tarihte daima büyük güçlerin bu türden bir ortak özelliği vardır. Bunu bilmemiz lazım. Bu onlara herhangi bir yüksek metafiz gibi güç atfetmemiz falan anlamına gelmiyor. Öyle anlamıyoruz tabi. Şimdi hakikaten bu belli bir zamana gelince işte 80'lere 90'lara bu ara şeyi söylemek lazım. Şimdi pek hatırlanmaz ama 70'lerde mesela meşhur bir petrol krizi vardır. Bunun Araplara çok yaradığı falan söylendi. işine yaradığı. Ee, aslında o daha ziyade Sovyetler Birliği ciddi petrol üreticisidir biliyorsunuz. Doğalgaz falan aynı zamanda. Sovyet sistemini rahatlattı. Çünkü Sovyet sistemindeki kriz daha 70'li yıllara aslında dayanır. Bilenler bilir öyle söyleyeyim yani. Kriz daha o yıllara dayanır. O yıllardaki petrol krizi esasen Sovyet sistemini epey bir rahatlatmıştı. Onu söyleyelim. Tabi bu arada 78'de anlaşılmaz bir şekilde Sovyetler Birliği e, Afganistan'ı işgal etti. Akabinde orada bir e, direniş hareketi gelişti. Mücahitlerin ekseninde. Sonrasında bunlar işte Amerika ve CIA tarafından desteklendi falan bir şeyler oldu. Akabinde bir zaman sonra bunlar Birleşik Amerika'ya karşı mücadele etmeye başladılar ve küresel ölçekte burada bazı örgütler çıktı veya çıkartıldı. Yani oradaki direniş örgütlerinden işte El-Kaide denilen bir tarafıyla muammalı bir yapı çıktı. Ondan da üreye türeye, atlaya zıplaya, gele gele Orta Doğu'da bazı işte örgütler en son IŞİD, DAEŞ denilen yapı ortaya çıktı buradan. Şimdi demek ki Afganistan'ın işgaline bir dikkat etmemiz lazım. Eş zamanlı olarak İran'da bir İslam devrimi denilen bir şey oldu. Bu oldu. Ve 80'li yılların sonlarına doğru da Doğu Avrupa ve Sovyet Rusya'da sosyalizmin yıkılmasıyla beraber sosyalist sistemin rejim değişiklikleriyle beraber özellikle zamanın İngiliz başbakanı Margaret Thatcher işte ilan etti ki bizim esas rakibimiz belki her zaman öyleydi. Efendim kızıl değil yeşildi zaten falan. Hani neydi? İslam'dı yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu durumda tabii İslam'ın bertaraf edilebilecek bir hal ve durumda olması gerekiyor kendileri aslında. Yani bir bütün olarak İslam'a bunu yapamayacakları aşikar. Ama mesela İslam indirgene, 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 El-Kaide, Daesh'e e falan indirgenirse ne olur? Hakikaten bertaraf edilebilir, onu size söyleyeyim böyle olursa. Ama mesela İslam'ı temsil eden ülkeler, güçler, Türkiye, Mısır falan gibi böyle biraz eli yüzü düzgün durumda ülkeler olursa, bu durumda biraz zor bertaraf edersiniz. Maliyeti çok yüksek olur. Şimdi son 5-10 senede yaşadıklarımızı işte bu çerçevede anlamamız lazım. 28 Şubat, şimdi yeniden aynı yere dönelim. Bu çerçevede, bu çerçevede uluslararası sistemin belki mazisi asgari 30-40 sene evveline dayanan planlarını iyi okuyan, iyi okuyan bir zihin ve zihniyetin attığı ve atmayı düşündüğü bazı adımların küresel sistem açısından, ne kadar tehlikeli olduğu ve olabileceği görüldüğü noktada Türkiye'deki bazı güç odakları harekete geçirilerek gerçekleştirilmiş ve muhtemelen doğru olarak da adlan, postmodern darbe olarak adlandırılmış bir darbeydi. Şimdi geldik buraya. Şu ana kadar soru olan var mı? Böyle soru cevap şeklinde gitsek. Aklına bir soru gelen var mı? Salonda. Yok. Kimsenin aklına bir soru gelmedi. Demek ki her şeyi tam ve kamil manada anlattık ve izah ettik demek ki. Şimdi e, e, 28 Şubat bu konjöktürde uluslararası sistemin böyle bir talebi neticesinde ortaya çıktı dedik. Türkiye'deki hadiseleri belki hatırlayanlar bir miktar vardır. E, bazılarınız hatırlamayabilir. E, yani birebir yaşadığı yaşamadığı için. Hakikaten Şimdi 70-80 arası da belki belli ölçüde efendim sağ sol yapılar tetiklendi, organize edildi. Gizli servisler marifetiyle arka planda falan ama 28 Şubat bas bayağı kurguydu. Onu size söyleyeyim yani hakikaten sonradan aşağı çıktı bu. Efendim böyle bir azmendiler diye şimdi piyasada olmayan bir tarikat ortaya çıktı. E i̇şte İstanbul'a geldiler durduk yerde böyle e yollarda falan meydanlarda namaz kılıyorlardı. Efendim yani cami vardı ama onlar meydanlarda kılıyorlar mesela yani böyle şey şeyler. E, nerede olsalar şeye çekiliyorlardı. Kameraya alınıyorlardı falan. Böyle garip şeyler oluyordu efendim. Sonra işte bir Fadime Şahin olayı ortaya çıktı. Bir kadın çıktı ortaya. Onda ne olduğu belli olmadı falan. Efendim bir tantana çıktı. Bir şeyler başladı. Ha tabii bir de eş zamanlı olarak bir susurluk meselesi çıktı. Meşhur susurluk meselesi ortaya çıktı. E, ülkücü kökenli Abdullah Çatlı bir e, otomobilde kazaya uğradı. Susurlukta. Efendim kamyon çarptı. Kamyon çıktı aniden. Kamyon çarptı. Ya da o kamyona çarptı. Otomobil kamyona çarptı. Şimdi o hadisenin tabi doğal olarak Türkiye'de böyle şeyler Türkiye öyle bir hale geldi ki hakikaten yani herhangi bir özel bir insani müdahale yoksa bile e, böyle şeyler normal kabul edilmiyor Türkiye'de. Öyle söyleyelim. Yani hani kamyon niye çıktı? Neden çıktı? Hakikaten kamyon oraya, kamyon oraya özellikle mi koydular falan filan feş mekan. Bunlar tabii hep şey yapıldı. Böyle deşilde edildi ve susurluğun normal bir şey olmadığı düşünüldü ama bu biraz da şundan oldu. Susurluk olur olmaz. İşte Abdullah Çatlı aranan bir adam falan. Hemen o kişinin üzerinde sahte kimlik var. Mehmet Özbey kimliği vardı. Hemen basın bunu duydu. Birdenbire duyuruldu yani basına. Basın bunu yazmaya başladı ve sonrasında bu kampanyaya dönüştü. İşte efendim e, susma Sustukça sıra sana gelecek. Bilmem ne olacak. Şöyle olacak böyle olacak. Efendim her şeye çağ çıksın. Çok fazla şey var ortada. efendim dolap dönüyor. Hani böyle kirli olaylar var falan. Tüm bunlar da sanki hani hükümetin şeyi üzerinden. Erbakan hükümetinden kaynaklanıyor falan gibi. Garip bir şey de yani tam söylenmese de zımni olarak örtülü olarak böyle mesaj da veriliyor. Anlam da çıkıyor. Sanki hani Hükümetin aslında konuyla bir alakası da yok. Onu da söyleyeyim yani gerçekten yok. Yani hiçbir alakası yok. Yani Abdullah Çatlı ile falan Erbakan Hoca'nın ne alakası olur? Zaten böyle şeylerle yani Hoca 70-80 arasında kendi gençliğini e, özellikle ve yüksek gayretle uzak tutmaya çalışmıştır. Ve bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur. Onu söyleyeyim ki zaten hani vatandaş ülkücü kökenli falan hani. Onun haricinde de bazı böyle gizli kriminal işlere efendim böyle e, bazı e, e, Ermeni asal örgütünün liderlerinin öldürülmesi falan gibi Onlarda yer aldığı söyleniyor. Sonradan mafyatik bazı işlere girdiği söyleniyor. Şu söyleniyor, bu söyleniyor falan filan. Yani hani hiç böyle yan yana bile gelemeyecek isimler ve hadiseler. Öyle söylemek lazım. Şimdi o da oraya mal edildi. Bu da oraya mal edildi. Böyle medyanın, medyanın böyle garip bir gücü ve kudreti var biliyorsunuz. Şimdi sosyal medyanın tabii. Şimdi sosyal medyanın. Ee, bunun üzerinde bunu ayrı bir başlık olarak alıp incelemek lazım ama tabii şu anın konusu değil. Çünkü medya her şeye rağmen e, belli bir kurumsallığı olan istikrarlı bir yapı. Yani karşınızda bir tane gazete var. A gazetesi, B gazetesi, C gazetesi. Bir tane televizyon kanalı var. Bilmem ne var. Şu var, bu var. Yalan haber de yazabilir. Yazıyor zaten. Efendim e, kamuoyunu yönlendirebilir. Yönlendiriyor. Belli maksatlarla falan. Bu da doğrudur falan ama e, sosyal medya böyle bir nasıl söyleyelim? Gaya kuyusu gibi acayip bir şey. bir Hercümerç gibi benim görebildiğim kadarıyla bireylerde, kişilerde zihin bırakmıyor zaten. Yani kişileri böyle düşünemez hale getiriyor. Ee, sanırım sanırım e, dünyanın yakın geleceğinde insanlık, insan toplumu önemli ölçüde. Çünkü nesiller artık internetle, sosyal medyayla yetişiyor, büyüyor. Bir de bilgisayar oyunları da ayrı bir bahistir. O da bununla irtibatlıdır ama. Ee, bunun üzerinden yönlendirecek çok büyük ihtimalle Türkiye'deki gezi olaylarında, Arap Baharı'nda, Ukrayna'daki bazı olaylarda, ee, sahadaki fiziki örgütler, gizli servis elemanları ile beraber beraber sosyal medyanın yönlendiriciliği test edildi. Test edildi. Buralardan bazı sonuçlara da ulaşıldı. Sanırım bundan sonraki gelişmelerde bu daha fazla kullanılacak. Bu açıdan şimdi tabii hepimiz tabii efendim 3-5 tane şeyimiz var. Sosyal medya hesabımız Twitter, Facebook, e şu bu falan hani bir dünya şey hikaye var. Buralara tabii herkes üye, mensup falan filan. Ama bunu bilerek bu noktada e, azami dikkat içinde olmakta fayda var. O zamanlar yoktu. Sosyal medya yoktu tabii. 28 Şubat'ta yoktu. Normal medya vardı. Normal medyada işte ne yapıyordu? İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Efendim işte bir ismi açıklanan veya açıklanmayan bir general falan veya işte bir ordu mensubu açıklama yapıyor, yaptı deniliyor veya deniliyor ki işte icab ederse silahla önleriz. Şöyle yaparız, böyle yaparız böyle yüksek tehditlerle bilmem neyle şununla bununla ee, efendim bir MGK sürecine girildi. MGK'da işte bazı kararlar alındı, alınmaya zorlandı falan denildi. E, ordu nizamiyeden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani açık darbeye dönecek mi? O arada yani kapalı kapalı arkasında Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan arasında Demirel o zaman Cumhurbaşkanıydı. Neler konuşuldu? Onları tam bilemiyoruz tabii. Yani bir kısmı duyuldu, bir kısmı duyulmadı böyle şeylerin. Efendime söyleyelim. Ee, yani Demirel işte ben açık darbeyi önledim gibisinden daha sonradan bazı imalı sözler de söyledi. Buyurun. Orada bir şey, başında, er yerine, sayıda, olur muydu? Şimdi tabii böyle geriye dönük şeyler e, bu tür şeyler kurgu biliyorsunuz hani yani spekülasyon olur. Şöyle söylemek lazım. Farklı olurdu tabii. Farklı olurdu. Muhakkak ki farklı olurdu. Ama şunu da bilmek lazım. Ee, nasıl? 15 Temmuz biraz daha başka bir şeydir. Onu daha başka bir zaman belki konuşulur, konuşuruz onu. 15 Temmuz daha başka bir şeydir. 15 Temmuz'un pek yakın tarihte pek benzeyen bir örneği yok. Benim bile bildiğim kadarıyla kısmen Talat Aydemir olayına, onu bilenler bilir. 27 Mayıs sonrası girişilen bir darbe teşebbüsüdür. Kısmen de 12 Mart sürecinde sağ junta sol ayrımı ve çatışması vardır. Kısmen de ona benzer. Kısmen de hiçbirisine benzemez. Kendine mahsustur. Yani büyük ölçüde kendine mahsustur. Onu söyleyeyim 15 Temmuz. Ama o günlerde Tayyip Bey olsaydı harekete geçen ve harekete geçirilen güçler bunu dikkate alırlardı zaten. Yani her hamle muhatabına göre yapılır biraz. Yani şu, ya da daha tam söyleyeyim, Türkçesini söyleyeyim. Erbakan'a yapılan hamle gibi hamle yapılmazdı zaten. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu tam spekülasyona giriyor. Onu bileme, bilemiyorum, bilemiyorum onu. Ona, onu başka bir şey olması lazım. Şimdi ne yapılırdı? Ee, 28 Şubat yapılamazdı. O şekliyle belki. O şekliyle yapılamayabilirdi. O şekliyle yapılamayabilirdi. En azından o şekliyle yapılamayabilirdi. Bir miktar Tayyip Bey'in varlığı ve şahsiyeti en azından bir miktar geri adım attırırdı. Bir ihtimal bu. Başka ihtimaller de var tabi. Başka ihtimaller de var. Ama o şekliyle MKK'dan o kararlar da çıkmayabilirdi mesela. Böyle bir ihtimal var. Yani sorduğunuz için söylüyorum. Böyle bir ihtimal var. İhtimal olarak var. Başka ihtimaller de var ama. Yani dediğim gibi Tayyip Bey'in şahsiyeti dikkate alınarak başka türlü hamleler de yapılabilirdi. Böyle bir ihtimal de var. Çünkü şeyi unutmayın yani hani bu tür hadiselerde muhatabın tavrı biliniyorsa ki bilinir tabi yani bunlar muammalı kişiler değil. Herkes ortadadır yani bütün şeyleriyle, refleksleriyle, kişiliğiyle, şahsiyetiyle bilinir. O dikkate alınmadan iş yapılmaz. E şimdi Erbakan Hoca da devletin bildiği bir insandı. Başka güçlerin de bildiği insandı. Dış dünyanın da bildiği bir insandı. Herkesin bildiği bir insandı rahmetli ona göre bir şey düşünüyordu. E şimdi Tayyip Erdoğan da bilinen birisi, Sayın Cumhurbaşkanı da bilinen birisi. E o durumda e demek ki ona göre de başka bir siyaset takip edilirdi. Bunu öyle düşünmek lazım. Her türlü başarılı olamazlardı. Dediğim gibi bildiğimiz 28 Şubat tam olarak olmayabilirdi. Böyle bir ihtimal var. Tam olarak olmayabilirdi. Yani en azından bir miktar bulanmış olurdu. Yani tahminimi söylüyorum. Şahsi tahminimi söylüyorum. Bir miktar o kararlar bile, o meşhur kararlar bile Mesela belli bir oranda mesela yarı yarıya belki yarıdan fazla sı çıkmayabilirdi, hiç çıkmayabilirdi. Ya yani onların belki bir bölümü hiç uygulanmadı ama hiç çıkmayabilirdi mesela. Yani o işte şeyin imam hatiplerin ortaokul kısmının kapatılması şu bu falan böyle şeyler hiç olmayabilirdi mesela onu söyleyeyim. Çünkü bazı hayata geçti, bazı geçmedi tabi o geçen kararların. Ama geçen kısmı da hayata geçmeyebilirdi. Böyle bir ihtimal var. Yani şey estağfurullah. Erbakan Hoca'nın tabiatı da buna pek müsait değildi. Erbakan Hoca böyle bir şey yapmazdı zaten. Hani yapmazdı. İşte o bu bilindiği için belki biraz rahat davranıldı. Öyle öyle düşünmek lazım. Yani tabiatı zaten öyleydi. Politik kişilikler böyle çok şey değildir. Ee, biraz Tayyip Bey'in bir özelliği de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürprizleri açık bir kişidir. Bunu dış dünya şey diye yorumluyor. Kontrol edilemez şahsiyet olarak yorumluyor sadece rest çekme değil, beklenmeyen hamle yapmak anlamında. Bu her zaman rest olmayabilir. Her zaman rest olmayabilir bu. Beklenmeyen hamle yapmak e, sistemi tedirgin eder. Bu bir kişinin e, matematik hesaba indirgenemediği anlamına gelir. Yani dünya sistemi bir mühendislik sistemi gibidir. Bir, aranızda mühendislik okuyan var mı? Bir kişi var, az varmış. Şimdi mühendislik önemlidir. Şimdi dünya sistemi biraz mühendis gibi düşünür. Her şeyi hesaba indirgemeye çalışır. Onu söyleyeyim. Ve bir kişi ne kadar hesaplanabilir ise o kadar iyidir. Yani solcu, sağcı, İslamcı, efendim, Türkçü, milliyetçi olması, olmaması başka bir bahis. Ama kişinin hareket alanı az çok tanımlanabiliyorsa bu kişi şuna karşı böyle yapar, buna karşı böyle yapar, buna karşı böyle yapar. Bu az çok belirlenebiliyorsa bu iyi bir adamdır sistem açısından. Onu size söyleyeyim. Bu iyi bir adamdır. Çünkü bu durumda bu kişi üzerinden bir makro plan hazırlanır. Bu kişi biraz bilerek biraz bilmeyerek bu planın içine dahil edilir. Öyle söyleyeyim. Kişi her zaman tam olarak bunun farkında da olmayabilir. Ama bir kişinin hareketleri hesaplanamıyorsa Tayyip Erdoğan biraz öyle bir şahsiyettir, kişiliktir, politik kişiliktir. Bu sistem açısından riskli ve tehlikelidir. ya yani dünya sisteminin şu an Türkiye'nin üzerine özellikle son 5 yıldır daha öncesi de var tabii de son 5 yıldır özel bir gayreti var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı şahsında özel olarak durmasının sebeplerinden en azından birisi budur. Başka sebepleri de var tabi. Ama birisi budur. Onun şahsındaki sebep en büyük sebep budur. Hareketlerinin hesaplanamıyor olması. Bu bizim açımızdan bunun anlamı şudur. Dünya sisteminin her hesabına uymuyor olması. Şimdi bu durumda zaten sizin söylediğiniz cevap da biraz budur. Böyle bir kişiye doğrudan doğruya buna karşı beklenmedik veya beklenen beklenmeyen hamleler yapabileceği için zaten bu türden bir dayatmayla gelinir miydi orası da kuşkulu. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, AK Parti iktidarında da buna benzer bir şeyler aslında düşünüldü ve yapılamadı. Bunun da tabii tek bir sebebi yok ama sebeplerden birisi e, mevcut başbakanın o tarihlerde başbakanı Tayyip Erdoğan zaten bu tür hamlelere karşı doğrudan cevap verme ihtimaliydi. Onu söyleyeyim. Yani hani onun cevabı biraz sonrasında var zaten. 2003'lü, 2004'lü, 2005'li yıllara bir geri dönerseniz ee, o yıllarda bunun bazı cevapları var. Bazı düşünülen işler var. Efendim hükümete dayatılması düşünülen falan. E, bunlar yapılamadı, dayatılamadı. Bazı işler darbe teşebbüsleri var. Bunların tamamı da şey değildi. Uydurma değildi. Onu söyleyeyim. Şimdi geçen zaman zarfında hani bunlar şey gibi düşünüldü. Efendim şeydi medya uydurması falan veya efendim FETÖ'nün uydurması falan dendi. Değildi. Yani hepsi de FETÖ grubunun uydurması değildi. Onu size söyleyeyim. Bunların bir kısmı gerçekti. Gerçek olarak düşünüldü, darbe teşebbüsü düşünüldü ve fakat e, bunlar hayata geçmediği gibi herhangi bir dayatma da hayata geçirilemedi. Çok fazla geçirilemedi. Yani hani illaki tabii şu, bu şu demek de değil. Yani esasen e, Sayın Cumhurbaşkanı bir açıdan da real politikanın icaplarını ustaca yerine getirebilen bir kişiliktir, onu da söyleyeyim. Yani bu her durumda böyle karşısındaki bütün kişileri ve güçleri doğrudan doğruya hedef alıp üzerlerine yürüdüğü falan şeklinde bir algı da oluşmasın zihninizde. Aslında normal olarak işi olurundan halledebilecek bir zihin yapısına falan da sahip. Politik ustalığa da sahip öyle söyleyeyim. Bu e, ama şu demek değil e, mevcut planlar içerisinde bizim de, benim de yani kendisi derken kendi adına değil tabi Türk Devleti ve Türk Milleti adına bir hesabımız ve planımız olması lazım. Ve bunun da mümkün mertebe Tüm bu hesaplar ve planlar içerisinde tahakkuk etmesi lazım, hayata geçmesi lazım gibisinden bir zihniyeti var benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla hesaplanamayan hamleler dediğimiz şeyler işte bu noktada şey oluyor, ortaya çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Dur oradan bir şey, onu söylerim, anladım onu. Bir, bir şey sordu ama bilgisi. Siz söyleyin, onu duydum. Bir söyleyin. şimdi konumuz 15 Temmuz değil gerçi ama yani, şimdi, darbeler darbe tabi darbeler şey altında e, niye anlamadı niye anlamadı niye anlamadı e, şimdi başkaları da açıkladı Vatan Partisi Baş Genel Başkanının dışında misal olarak söylediniz. Evet. İşte bu e, hani, e, açıklama yapan hani, e, kişiler, hani nereden biliyordu, hani, e, onlar biliyordu ben de söyledim yani ben nereden biliyordum özel bilgim yoktu ben size söyleyeyim yani hani bunu Türkiye'nin Türkiye'nin e, ge gelişini ve gidişini gidişatını falan üzerinde az çok e, akıl yoran fikir üreten falan herkes kafa yoran herkes böyle şeyleri tahmin edebilir belli bir ölçüde bu mümkün e bir de bir takım kişilerin özel bazı bilgileri duyumları vardır. Bunlar daha isabetli teşhisler ve tahminler yaparlar. Bu da ayrı bir mesele. Ama size şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce söyledim zaten. Türkiye'nin modern darbeler tarihi Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip öldürülmesiyle başlar. Şehit edilmesiyle başlar ki ben bu meseleyi çok kişiyle falan konuştum. Yani Türkiye'de halen halen bu konuda bile bir ittifak yoktur. Onu size söyleyeyim. Hani Sultan Abdülaziz Şimdi tahttan indirildi. Nasıl indirildi? Kim indirdi? Arkada kim vardı? Önde kim vardı? Onu kim teşvik etti? Bunlar mı öldürdü? Yoksa kendisi oturdu bileklerini mi kesti? Önce sağ bileğini mi kesti? Sol bileğini mi kesti? Bir insanın sırayla bileklerini kesmesi mümkün müdür? Bunlar aradan kaç sene geçmiş? Efendim bilmem kaç, 100 sene, 150 sene geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Hala konuşulan meseleler. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim size. Şimdi bu tür meselelerin bir kısmı daima karanlıktadır. Neden karanlıktadır? Onu da söyleyeyim. Hadisenin kendisi karanlıktır. Hadisenin kendisi karanlıktır. O yüzden tamamını hiçbir zaman kimse bilemez. Kimse bilemez. Ee, bilindiği kadarını da bilenler kademeli olarak açıklar. Bu da normaldir. Yani bu işin şeyi tabiatı doğası gereğidir. Onu söyleyeyim. Yani 150 sene önce, 100 sene önce olan hadiseler, 50 sene önce olan hadiseler biz mesela halen 27 Mayıs'ın ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş, anlatabilmiş değiliz. Yani çoğu şey böyle şahsi hatıratlar falan şunlar bunlar. Şu oldu bu oldu bilmem ne oldu falan filan. Onlar bile eksiktir efendim bilmem nedir falan. Böyle anlatılıp gidiliyor. Hakeza 12 Mart öyledir yani tam olarak niye şey oldu 12 Eylül nasıl olduğu falan bunlar açıklanabilmiş değildir. 15 Temmuz dediğiniz henüz eee sıcak bir süreçtir. Yani ondan kasıt ne şu? Kasıt şu süreç devam etmektedir. Devam eden bir süreç hususunda hükümet ve devlet tam malumat vermeme hakkına sahiptir. Vermez zaten. Verirse yanlış olur. Sürecin kendisi çünkü canlı olarak devam ediyor. Hala. Onu söyleyeyim. Çünkü şöyle söylemek lazım. Zaten hadise sadece FETÖ'den falan da ibaret değil. Zaten öyle olsa yani bugün işte beka sorunu falan var falan deniliyor. Ee, bunun nasıl olduğunu anlayamayız veya anlatamayız, açıklayamayız. Anlatabiliyor muyum? Bu Türkiye'ye dönük birden fazla yönü olan çok yönlü bir planlamanın e, bazı tezahürleri öyle söyleyelim, bazı yönleri FETÖ veya PKK veya IŞİD veya bir başka şey. Esasen e, aynı makro oyunun belli başlı hamleleri. Öyle düşünmek lazım. Bu açıdan da devam ediyor, başka açıdan da devam ediyor. Dolayısıyla hani bir takım beyanatlarda efendim bazı şeyler görülüyor, çelişkiler görülüyor. Olabilir, görülebilir. Bunda da bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Devletle hükümet öncelikle kendisini ve toplumu, milleti korumakla mükelleftir. Yani e, her şeyin açıkça söylenmesi gerektiği veya söylendiği, demokrasinin de böyle bir rejim olduğu falan şeklindeki kanaat zaten e, demokrasi üzerine üretilmiş modern şeylerden e, efendim nelerden diyelim, hikayelerden biridir. Dünyada hiçbir devlet ve hiçbir toplum sonuna kadar açık toplum değildir ve olamaz. Böyle bir şey esasen gerekli de değildir. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şey gerekli de değildir yani. Hükümetin ve devletin dediğim gibi asli vazifesi toplumu ustalıkla, adaletle idare edebilmek. Bir, ikincisi tabii bundan önce sıhhat ve selametini muhafaza edebilmektir. Hayat, hayatiyetine. Diğerleri bundan sonra gelir. Buna bağlı olarak ele alınır. Buna bağlı olarak ele alındığında da bazı şeyler kademeli olarak izah edilir. 28 Şubat'ı mesela anlayamadık. Bakın mesela bu kadar zaman geçti. Mesela dediğim gibi yani hani orada Susurluk'ta ne oldu? Kamyon niye çarptı? Hala biz bunu anlayamadık. Abdullah Çatlı'ya falan. Hakikaten çarptı mı? Yoksa Çatlı mı ona çarptı? Arabası mı çarptı? İşte Çatlı'nın arabasında bir kadın vardı. Bir de polis müdürü vardı. Bunlar ne arıyordu orada? Falan. Efendim Susurlu'da meşhur ayran var. Mesela ayran içmeye mi gidiyorlardı falan hani. Bunlar da espri kabiliğinden konuşuldu o zamanlar. Mesela bunları anlayamadık anlatabiliyor muyum? Susurluk'a doğru gelirken çok cinayet işlendi. Bir tane Sabancı cinayetinde falan bunları mesela Sabancı cinayetinin niye olduğunu anlayamadık hala. Bir tür bir sürü mafya hesaplaşması oldu. Efendim şimdi pek görülmüyor böyle şeyler tabii. Bunların niye olduğunu o süreçte 4-5 sene bunları anlayamadık. 93'ten sonra 22 Şubat'a kadar bunları anlayamadık. Aradan çok bir zaman geçmedi ama yeterince zaman geçti diyelim. 15 sene geçti efendim. Bunları niye bunu niye anlayamadığımızı, niye anlatamadığımızın üzerinde durmamız lazım. Bu doğru. Ama dediğim gibi belirli bir çerçevede. Tüm bunları anlamadan 15 Temmuz'u zaten biraz zor anlarız. Çünkü 15 Temmuz dediğim gibi biraz şahsına münasırdır. Yani kendine özgüdür. Kendine özgü tarafları var en azından. Benzeyen tarafları da var ama 28 Şubat'ta efendim 27 Mayıs'a 12 Mart'a şuna buna benzemez tarafları da ciddi olarak var. Biraz kendine mahsus olması herhalde buradan kaynaklanıyor. Belki sosyal medyanın marifeti biraz da aksi istikamette. Burada açığa çıktı. İletişim olanaklarının olağanüstü arttığı bu çağda insanlar olağanüstü bir hızla refleks gösterdiler ve sokağa döküldüler. Bu eski devirde görülemeyecek bir özellikte ama eski devirde bu tipten bir iletişim şeyi ağı da yoktu zaten. İnsanlar bu kadar hızlı haberleşip ee, harekete geçme alışkanlık ve imkanına sahip de değildi eski zamanda. Mesela eski ile bugün arasındaki bir farklılık da bu. Öyle söyleyeyim. Başka bir sorunuz var mı? 28 şu olayında Darbe denemesi. Türkiye'de mi kastınız? Yok. Yalnızlık Allah'a mahsus. Biz niye yalnız olalım? Şimdi yalnız değiliz. Şimdi de şöyle bir şey. E, Türkiye üzerine vazgeçilemeyecek bir plan belli bir süredir. 5 senedir veya 10 senedir. Bilemiyorum artık. Ama AK Parti'den sonra yani düşünülen şey sanırım ondan vazgeçilmiyor. Bu bir darbe şeklinde olabilir de olmayabilir de. Ee, hedef Türkiye bir tür bir tür bir iç savaş zorlanıyor. Zaten 15 Temmuz'da da esasen zorlanan belki de buydu. Yani bu söylendi de zaten bir darbeden ziyade Türkiye'nin bir iç savaşa e, sürecine sokulması. Bu bir efendim kontrolsüz bir durum. Bir otorite boşluğu yaratılarak Oluşturulmak istendi, söyle da bu şu Daima ağaçtan çok aktifiz zaten. Çünkü niye savaş savaş şimdi. Olunca... Şimdi e, eski bir şey, o bir şeyde Türkiye olarak da var mı bilmiyorum da bir değişik olarak falan ağaç demiş ki baltaya sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapın benden diyor. Anlatabiliyor muyum yani şimdi biz? Yaklaşık bir 100 senedir falan bizim içimizden bayağı sap çıkıyor böyle. Böyle baltalara şey oluyorlar, sap oluyorlar. Böyle olmasa o balta bizim gelip nasıl kesecek? Bu mümkün değil yani. Böyle olur zaten. Daima böyle olur. Diğeri bildiğimiz savaştır. Yani iki ülke birbirine savaş ilan eder resmi olarak. Güçleri karşı karşıya gelir, savaşır. Şu olur, bu olur. Ama şöyle bir şey yok mesela, onu size söyleyeyim. Bu milli mücadele sırasında düşünüldü ve fakat bertaraf edildi milli mücadelede ee, sevr planı esasen buydu yani buraların komple Türklerden arındırılması falan gibisinden bir plan vardı bu şimdi sizi burada yormak gibi olur ama aranızda tarih okuyan var mı amatör veya şey olarak akademik olarak iki kişi iki kişi var İki kişi neyse şimdi Roma ile Kartaca'yı en azından bilirsiniz mesela ee, yani şey olarak isim olarak falan hani Hannibal falan var. Kartaca'nın meşhur komutanı falan. Şimdi e, dünya sistemi şeydir esasen bir Anglo-Sakson sistemidir. Yani İngiltere, Amerika falan bunları bir nevi bir birleşik güç olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi o ayrı bir bahis ona girmeyeyim ama e, bunlar bir nevi eski Roma'yı taklit ederler. Çünkü onun mirasçısı olduklarını düşünürler. Hakikaten de eski Roma'nın bir nevi, e, mirasçılığı en fazla onlara yakışıyor belki de. Öyle söylemek lazım. Kısa söyleyeyim. Roma Kartaca'yı zor yendi. Hakikaten çok uğraştırdı Kartaca. Ee, Roma Kartaca'yı yeninceye kadar böyle Roma senatosu var meşhur. Böyle filmlerden görmüşsündür. Sezar falan. Böyle onların garip de giysileri vardır. Romalıların, senatörlerin falan böyle bir acayip böyle bir örtülerle falan gezerler gibi gözüyor. Ama o, o tabi soylu elbisesi aslında. Efendim bunlar senatoda kürsüye çıkan her konuşması yani senatör, Roma'nın asil senatörleri biraz komik bir şekilde söze başlarken konu ne olursa olsun. Konu ne olursa olsun. Kartaca yıkılmalıdır ve bir gün mutlaka yıkılacaktır. Buna benzer bir şeyle tabi bunun latincesi e, söze başlıyor. Ve hakikaten de belli bir süre sonra Kartaca yıkıldı. Yenildi ve yıkıldı yani. Ondan sonra Roma Senatosu karar aldı. Kartaca insan bırakmadı. Herkes öldürdüler. İkinci bir karar aldı. Canlı bırakmadılar. Yetmedi. Üçüncü bir karar aldılar. Dediler ki Kartaca'da ot bitmeyecek. Bütün bitkileri falan hepsini kökünden söktüler. Kartaca'yı tarihten sildiler. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde bize karşı düşünüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde de Almanlara karşı düşünüldü. Türkleri Kartaca gibi yapalım mı? Bu düşünüldü. Bu düşünüldü. Ve fakat ondan vazgeçildi. Ondan vaz... Nasıl? Onun tehlikesi görüldü. Ona, onun tehlikesine dikkat çekenlerden biri de İngilizlerin derin aklı diyebileceğimiz Winston Churchill. Ya o tarihlerde gençti ama Churchill e, Türkleri Orta Asya'ya sürersek Orta Asya'daki Türkleri de teşkilatlarlar. Orada da daha değişik bir devlet kurarlar. Bizim üstümüze gelirler gibisinden. Bir de ayrıca buraya Akdeniz'e Ruslar iner bu bizim aleyhimize olur gibisinden bir takım şeyler söylüyor. Uzun hikaye. Şimdi burası şey değil ama bu resmi konuşulan şeyler. Onu size söyleyeyim. Gizli bilgiler değil. Bunlar açık bilgiler aslında. Efendim e, Başka gerilçelerle yani bu tercih öyle yapılmıyor. Daha ziyade Türklerin bazı misyonlarından vazgeçmesi gerektiği. Bundan vazgeçer mi Türkiye? Bu misyondan vazgeçmesi ne demek? Yani Osmanlı'nın sürdürdüğü bazı temel hedef ve siyasetlerden en azından belli bir ölçüde vazgeçilmesi demek. E bundan da belli bir ölçüde vazgeçildi tabii. Bugün ne oldu? Bugün Türkiye aslında... Belki Cumhuriyet'in başında batılılaşma adına yapılan bazı hataların da tamiriyle beraber tarihi fonksiyonuna da yeniden böyle sahip çıkıp bütünleşerek yeniden dünya sistemi içerisinde dünya sisteminden en azından bir derece farklı bir yerde durup başka bir renk ve ahenk vermeye çalışıyor. Böyle bir şey imkanı var mı? Var. Potansiyel olarak var. O potansiyel kinetize olmanın şeyinde peşinde. Şu anda böyle bir durum var. O sorunun bir cevabı biraz da bu. Ee, bu potansiyelin kinetize olma özelliğine, hızla kinetize olma özelliğine sahip potansiyelin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir açıdan da mesele budur. Onu size söyleyeyim. Yani ee, soru neydi? Bir arkadaşın sorusu. Siz hangi sormuştunuz? Siz sormuştunuz değil mi? Siz sormuştunuz. Yani sorunun cevabı biraz da bu. Böyle bir şey sorunun cevabı. Onu size söyleyeyim yani. Hani Türkiye üzerine düşünülen şey biraz budur ve daima şey arzu edilir. Türkiye dünyadaki, dünyada mesela 200-300 tane ülke var. Sayısını bilmiyorum. Bayağı 300 tane var herhalde. Ama dünyada 15 tane falan devlet vardır. Ya yani belki 15 tane de yoktur. Onu size söyleyeyim yani. Türkiye bunlardan biridir. İyi kötü. En kötü haliyle de böyledir. En iyi haliyle de böyledir. En kötü haliyle de Türkiye dünyadaki 10-15 tane gerçek hakiki devletten biridir. Dünya sistemi hesabını Türkiye'yi tamamen yok etme üzerine kuramaz. Kurarsa büyük hata yapar. Bunu gerçekleştirmesi hemen hemen imkansıza yakındır. Türkiye'yi bir tür şöyle söyleyeyim yine bilgisayar lisanıyla diliyle ee, bir tür formatlamaya çalışır. Şu anda da benim görebildiğim aslında bir tür formatlanmaya çalışılıyor. Esas itibarıyla FETÖ denilen grubun yapmaya çalıştığı iş Türkiye'ye İslami görünümle bir format atılması şeyiydi, projesiydi. İşiydi zaten. Öyle söyleyelim. Başardılar. Tamamen başarısı oldukları söylenemez. FETÖ'nün bir işi de mesela şeydi e, Türkiye'nin etki alanı diyebileceğimiz dünyada işte Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri'nde, Balkanlar'da Afrika'da, dünyanın bir yerinde Türkiye'nin etki alanının açığa çıkarılmasıydı. Buranın İngiltere ve Amerika lehine kullanılmasıydı. Bunda belli bir ölçüde başarıya ulaşıldı şimdi zaten o oradaki e, FETÖ'nün ilişkilerin okullarının efendim e, Suud eksenli Vehhabi hareketiyle bütünleştirilip yine bizim yani Türkiye'nin aleyhine kullanılacağına dair şeyler var. E, görüşler ve tahminler var ki kanaatime göre bu doğru. Sanırım bu şu anda da gerçekleştirilmiş olması lazım. Yani FETÖ'nün oradaki varlığı çok büyük ihtimalle Suud tarafından desteklenecek e, veya oraya devredilecek öyle söyleyelim. Oradaki ilişkiler falan ve bu Türkiye'nin varlığının aleyhine kullanılacak oradaki varlığının ve faaliyetlerinin. Mesela orada mesela bir mesafe aldılar. Batı'da bir lobi faaliyeti yürütüyorlar. Avrupa'da ve Amerika'da. Bundan onları tamamen alıkoyamıyoruz, engelleyemiyoruz mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunlar başarıları ama ana eksende Türkiye'de bundan sonra bir daha siyasi iktidara oynayan, oynayabilecek, siyasi iktidarı değiştirebilecek, değiştirmeyi düşünebilecek, bu noktada proje yürütülebilecek bir yapı olmaktan çıkmıştır ve çıkarılmıştır. Onu size söyleyeyim. Her şeyin, yine din var yani. her şeyin özünde tabii ki din var. Orası doğru. Yani hani burada da zaten yani dini söylem, dini alan içinden bir çaba var. Yani o mesela dediğim gibi Margaret Thatcher dedi ki hani hedefimiz şeydir, bizim asıl rakibimiz bir manada düşmanımız İslam'dır. E şimdi İslam'ı doğrudan doğruya karşıya alsan olur olmaz. Ama İslam adına karşınızda Suud olursa, efendim El-Kaide olursa, IŞİD olursa, bilmem ne olursa, şu olursa, bu olursa, FETÖ olursa mesela ne olur? O zaman bunları alt edersiniz. Şeklen ve siyaseten, siyaset biraz da şekildir zaten. İslam'da en azından belli bir şey açmış olursunuz. Yedik kaçmış olursunuz. Bu yapıların ortaya çıkması, ...bizzat bu dünyadaki güç odakları tarafından programlanmamış olsa bile... ...gelişmelerine bu sebepten göz yumulmuştur. Öyle söylemek lazım. Bazı gelişmeler öyle olur. Bazıları kendileri tarafından planlanır. Bazıları da şöyle olur. Kendileri tarafından planlanmamıştır ve fakat... ...bazı gelişen böyle örgütlere, hareketlere, siyasetlere bakarlar derler ki... ...bunlar bu istikamette devam ederlerse... ...bizim tahminimizden daha fazla bize hizmet edecekler. Dolayısıyla... Önlerindeki yanlarındaki engelleri kaldırın daha rahat ve daha hızlı ilerlesinler. Bazı gelişmeler de böyle olur. Bunu da bilmemiz lazım. Yani Şimdi de İstanbul, Asıl deneme budur. Asıl deneme budur. Afganistan denemesi biraz başkadır. 90'larda komünizm zaten yıkılmıştı. İşte o daha ziyade 70'lerde, 80'lerde, 60'larda falan. Böyle söylemek lazım. 90'larda komünizm e, tarihe karışmıştı. Yani hani insanlığın gördüğü garip bir, korkulu bir rüya gibi bir şey olan e, e, komünizm hakikaten yıkılmıştı. Öyle söyleyelim. Ama dediğim gibi, e, yıkılana kadar insanlık bir 50 sene bayağı ciddi ölçüde bununla oyalandı. E, bu çatışmayla, komünizm-kapitalizm çatışmasıyla. Onun da sebebi, az önce başta söylediğim gibi, onun da sebebi esasen 1950 yılına gelindiğinde modern batı uygarlığının insanlığa seslenebilecek bir yapısının kalmamış olması demeyeyim ama önemli ölçüde tükenmiş olmasıydı. Ciddi ölçüde. Çünkü Sovyet Rusya deneyi ve Alman Nasyonel Sosyalizm deneyi modern batı uygarlığı açısından çok önemli yenilgilerdi. Modern batı aklı buralarda insanlığın önüne çok acı tecrübeler koydu. Bu noktada seslenebilecek bir yapısı kalmadı. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık, dünya insanlığı ve insan toplumu çatışma üzerinden geliyor artık. Ve büyük ihtimalle de bu süreç böyle devam eder. Çatışmanın durması şu anki mantıki koşullarda mümkün değil. Bu ancak Batı uygarlığının dışında bir uygarlık tarafından ve onun siyasi temsilcileri tarafından bu uygarlığın olumsuz negatif bazı yönleri ıslah edilerek bu uygarlığa farklı bir tamamen olmasa da bir miktar istikamet bir miktar başka bir ritim ahenk verilerek yapılabilecek bir iş bu ancak İslam aleminden İslam alemi içinden de Türkiye'den olabilir yani tüm bu olan biten 5 10 senelik maceramızın özet olarak ana sebebi de budur bilmiyorum anlatabildim mi yani modern batı uygarlığına karşı başka bir seçenek, alternatif üretilebilecek esasen neredeyse yegane merkez olduğu için bu merkez olma durumu, alternatif olma durumu peşinen ve önceden e, bir nevi boğulmak, bertaraf edilmek istenmekte. Mesele bu. Şimdi ben kahin değilim. Netice ne olacak? Şimdi her şeyi bilemem. Yani burada konuşuyorum diye benim her şeyi bildiğim falan. Hani böyle Bir şeye kapılmayın. Ben onu bilemem. Ama şu var, şu var. Bir genel kaide olarak onların istediklerinin olmayacağını size söyleyebilirim. Bizim başarmamız için çok sebep var. Sadece Avrupa'da İslam'ın yükselmesi değil, başka sebepler de var. Çok sebep var. Bu uygarlık, yıkıcı bir uygarlık. Biz yapıcı olduğumuz zaman zaten başarırız. Kısaca bu. Ama 3 sene içinde ama 30 sene içinde yani muhakkak başarırız. Onu size söyleyeyim. Kuru kuru çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Evet. Yani. Ha, şimdi onu örnek, onu örnek. Çok var aslında. Aslında çok var. Aslında çok var. Ee, şimdi Yok o, o, o bilgiyi demiyor. Şey ta, 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 e, Sayın Sayın Cumhurbaşkanı'nın öngörülemeyen hamleleri. Aslında PKK konusunda izlediği siyaset de biraz öyledir. Öngörülemezdir. Yani hani böyle belli bir süre çözüm sürecini takip etmesi sonra çözüm sürecinden sonra bambaşka bir siyasete yönelmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani daha değişik bir siyasete yönelmesi. Efendim Suriye konusunda da böyle. Suriye konusunda da böyle. İzlediği siyaset esasen çok öngörülebilir bir siyaset değildir. İlk başta ee, aslında Türkiye oraya giril, Türkiye oraya Türkiye'nin oraya müdahalesi arzu edildi ve bu tahrik edildi ve fakat Türkiye oraya girmedi. Orada mantıklı ve akıllı davrandı. E şimdi daha sonradan e, başka bir konjektürle Türkiye müdahale edebiliyor ediyor şu anda. Anlatabiliyor muyum? Bu da mesela öyle. Ee, esasen iç siyasette de biraz öyledir. Biraz öyledir. Ee, belli bir mesela grupla FETÖ grubuyla beraber gidip ondan sonra o yapıyı tasfiye edebilmesi bu aslında yürütülebilecek bir şey değildi. Yani plan o değildi zaten ve bu öngörülmedi. Özellikle dış güçler tarafından bunun öngörülmediği kesin. Yani büyük ihtimal FETÖ'nün evet bir şeyler yaptı ama yaptığından çok daha fazla bir işler yapması bekleniyordu, tasarlanıyordu, tasarım buydu. O durumda da e, Tayyip Erdoğan'ın e, şahsi hamlelerinin rolü oldu orada. Bak, de orada de kesti, o, o, evet onu kesti. On, oradan başladı. Ondan sonra devam etti zaten. Ondan sonra karşı tarafın da dengesi bozuldu. Yani FETÖ grubunun da dengesi bozuldu. Ve o belki onları bir şeye zorladı. Yani bu darbe hareketine zorladı. O da olabilir. Böyle düşünebilir. Yani hani akla gelenler bunlar. Başka şeyler de var ama genel olarak tabiatı biraz böyle zaten. Nasıl? Ha peki. Orada hiç falan yok, değil mi? Neydi? Neydi? Her şey planlı olamaz. Bazı şeyler sezgilerle gider. Her şey planlı olamaz. Liderde sezgilerin güçlü olması çok önemlidir. Onu size söyleyeyim. Yani büyük liderlerde sezgiler çok güçlüdür. Yani her şeyi planlayamazsınız çünkü. Hayatın akışı içerisinde sezgi nedir derseniz o başka bir şey tabii de. Sezgi yani kişinin bir tür ilham gibidir. Olacak olanlarla e, normal zihin akışının dışında bir tür irtibat kurabilmesidir. Çok kısa özet bir tanım bu sezginin. Bu bir liderde olduğu vakit zaten yani bir toplumu veya en azından bir grubu doğru istikamette hareket ettirebilir. Bu e, bir nevi doğuştan gelen ilahi bir şeyde hususiyettir. Herkeste olmaz zaten. Kişinin e, Tanrı'ya inanmaması da önemli değil. Yani ba bir liderde bu olduğu zaman e, bu kişi bir grubu hatta bazen çok büyük grupları, top, büyük milyonları harekete geçirebilir. Bu mümkün. Çünkü insanlar da onda şeyi fark ederler. Yani bu vatandaş bir şey yapabiliyor. Bizi olmadık bir yerden olmadık bir şekilde, beklenmedik bir şekilde çıkarabiliyor. Tayyip Erdoğan'ın en özelliklerinden birisi budur. Bu şekilde bir sezgilere sahip olmasıdır, öyle söyleyeyim. Bu onun önemli bir özelliği. Bu e, liderlerde görülen bir özelliktir ama onda bayağı yoğun var. Başka liderlerde de var. Bir miktar doğuştan geliyor, bir miktar tecrübeden kaynaklanıyor. Hiç tecrübe olmadan da olmaz tabi. Ama doğuştan gelir aslında. Aslında doğuştan gelir. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir sezgi kişide sonradan tecrübeyle çalışmayla çok kazanılmaz. Çalışmayla efendim okumayla, düşünmeyle, istişareyle kişide analitik zeka dediğimiz şey gelişir. Analiz yeteneği, sezgi analizden farklıdır. Aynı şey değildir. Analiz bir yere kadardır. Analizin bittiği yerde liderin sezgisi sizi kurtarabilir. Lidere düşen vazife olur. Lider bunu yapamıyorsa zaten lider değildir, onu söyleyeyim. Çünkü onun dışında kalan şeyleri diğer insanlar da yapabilir. Hatta belki daha iyi yapabilir. Mesela ekonominin, ekonomiyi liderden daha iyi bilen insanlar vardır. Türkiye'de var zaten. Tarihi daha iyi bilenler vardır. Ne bileyim bilgisayar teknolojisini daha iyi bilenler vardır. Genetik bilimini daha iyi bilenler vardır. Ama sistem bunların içinde belli bir öz bilgiyle özet değil. Özle özet aynı şey değildir. Bunun özünü alarak şu istikamette, mesela genetik biliminde şöyle bir şey yapmamız lazım. Yapay zekada böyle bir şey yapmamız lazım. O ülkenin, o toplumun 50 yılına, 150 yılına öyle bir istikamet verirsiniz ki anlatabiliyor muyum? O istikamette o toplum selamete çıkar. Sezginin böyle bir liderin böyle bir özelliği vardır. Bunu yapamıyor zaten. O lider yani zayıf bir lider. Lider değil mi ama zayıf, zayıftır yani. Hani. Yani genetik mühendisleri var zaten. Onlar zaten bir dünya şey söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Onun bize başka bir şey söylemesi lazım. Bilgisayar uzmanları var. Ama yapay zeka konusunda birinin bize bir şey söylemesi lazım. Liderlik biraz böyle bir şeydir. Ha bir de bazı şeyler vardır. Efendim siz mesela FETÖ grubu tasfiye edilmesi lazım. Ama ne zaman nasıl? Bir de zamanlama ve usul, metot. O da biraz sezgiyle alakalı. O kişi lider olayları bir akış gibi düşünürseniz o akışla bütünleşir. O akışla bütünleşir. O akış nerede böyle kıvrımlanacak sola, sola sağa nerede böyle şelale gibi yukarıdan aşağı akacak bunu önceden hisseder. Ona göre istikamet verir. O yüzden bazı davranışları liderlerin anlaşılmaz. En azından ilk anda anlaşılmaz. Daha sonradan anlaşılır. Bu da bir özelliğidir, liderlik özelliğidir. O da sezgiye dayanır. Ama bu tabi şeyi bilgiyi, istişareyi, analizi, analitik zekayı tabi yok yere saymamıza gerek yok yok yani hani onların da büyük mü var? Büyük mü var? Önemli bir yeri var. O başka. Hani liderlik açısından baktığımızda mesele biraz böyledir yani. Bahtı açık demek ki. Bahtı açık. Bahtı açık demek ki. Öyle düşünmek lazım. Sultan Hoca, Sultan Hoca eski, nasıl Alan diyor, sonra... İşte tabii 5. Be Murat, 5. Murat'ta sonradan o hayhu içerisinde 5. Murat'ta baktılar şey böyle. Hani aklı melekeleri önemli ölçüde tahrip olmuş. Adam şey yapamayacak. Yani idare midare falan değil. Kendini idare edemiyor. Devleti nasıl idare edecek? E, Sultan Abdülhamid geldi dedi işte benim şartlarım şunlar bunlar Mithat Paşa falan. Mithat Paşa da ben bunu iyi idare ederim diye düşünüyordu. Yani bu benimle iyi şey oluruz bununla falan. Sonra tabii Mithat Paşa kendisi paldır küldür gitti yani hani. Yani ondan sonra Sultan Abdülhamit 30 sene hakikaten imparatorluğun çöküşünü ciddi ölçüde ertelemiştir. Yani Uyguladığı siyaset çarşı. Ama yani mani olamamıştır. O biraz mukadderat gibi bazı şeyler tarihte. Mani olamamıştır ama mani olamamıştır ama e, attığı adımlarla marifte eğitimde orduda, devlet hayatında falan Esasen belki de e, cumhuriyetin de temellerini atmıştır onu da size söyleyeyim yani bir başka açıdan sadece dünyaya gezmekle işliyor. Ne yapacağını görüyor mesela hani şu şöyle, şöyle düşünülüyor e, Abdülhamit'i devirenler gitti efendim modern okullarda yetiştiriyor onu Abdülhamit açtı. ama yani, yani devlet adamları biraz böyle bir şeydir. Siz şahsen kendi aleyhinize olacak bazı hamleleri de bazen yaparsınız. Bu devlet adamlarının bir vasfıdır. Onu size söyleyeyim hani. çok çok fazla kurgu yaptık ama o, o, onu ona bir şey diyemem. Çünkü onlar şeydir. Onlar yani bir hanedan soyundan geliyor. Şimdi Osmanlı sülalesi şey e, e, ilginç bir sülaledir. Tarihte yani en azından bilinen tarihte tek sülalede 600 küsur sene hükmetmiş başka bir sülale yok. Şimdi Bizanslılar var, Çinliler var falan ama bunlar aslında tek sülale değil. Onlar onları bölünmüştük. Tarihe bir bakın onlar başka başka sülaleler vardır hep onlarda. Tamam mı? Şimdi Osmanlı sülalesi bu açıdan e, bilinen tarihte eşsizdir. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla yani e, her şeyi kendi cinsiyle mukayese etmek akıl kaydelerine daha uygundur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu açıdan mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet tarihinin lideridir. Cumhuriyet lideridir. Dolayısıyla yani Cumhuriyet tarihinin liderleriyle mukayesesi daha makuldür. Daha makuldür. Osmanlı biraz başka bir şeydir. Başka bir şeydir yani. Kişisel özellik olarak e, kişisel özellik olarak su, su, Merhum Sultan Abdülhamit başka türlüydü biraz. Yani biraz başka türlüydü. Yani kafası 80 tane işe çalışıyordu. Şuydu buydu. E, o başka türlüydü yani. Yani o başka türlüydü. Yani hani e, polisiye roman çok okur. Mesela ben size söyleyeyim. Niye okur? Bu muhtelif şekilde yorumlanıyor. Hatta işte bu meşhur Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle var. Sir kendisi. O Türkiye'ye geliyor. onla onun o kendi yazdığı romanları şey yapıyor. Müze, münake, tartışıyor yani. Münakaşa ediyor falan. Şimdi herkes onun normal bir merak olduğunu düşünür. Hiç düşündünüz mü bilmem ama şimdi İngiliz siyasetinin anlamanın en iyi yollarından hatta en kolay yollarından birisi edebiyatta polisiye roman türüne biraz meraklı olmaktan geçer. Polisiye roman türünü biraz incelerseniz İngiliz siyasetini iyi anlarsınız. Şimdi soruna ben başka türlü cevap vereceğim ama bu kısmını iyi dinleyin. Şöyle dinleyin. Efendime söyleyeyim. Agatha Christie'nin eserlerini, efendim e, o Arthur Conan Doyle'nin eserlerini, Sherlock Holmes'u, efendim buna benzer başkaları da var. Bir iki tane daha var. En ünlüleri bunlar. Okuduğunuz vakit polisiye roman kısaca şöyle bir şey. Bu salonda bir olay oldu. Efendim kim yaptı? O mu yaptı? Bu mu yaptı? Bir türlü anlayamazsınız. Garip bir kurgu yapılır. En sonunda ya işte o olayı, o cinayeti tavandan biri inmişti de o esnada kimse görmedi. indi çıktı o yaptı falan gibi böyle yani faraza söylüyorum. Böyle bir neticeye bağlanır. Anlatabiliyor muyum? Mesela bugün bakın, bugün bakın dünya siyasetinde İngilizler yok gibidir. Yani hiç düşündünüz mü mesela? İlginç bir şeydir. Yok gibidirler. Hiç hiçbir yerde yoklar. En son Avrupa Birliği'nden de çekildiler. Sanki dünyadan da çekilip gidecek gibiler. Anlatabiliyor muyum yani? Hani sanki uzaya taşınacaklar falan. Hani böyle bir şey ortaya çıktı gibi. Hiç mesela düşünüyor musunuz bu niye böyle? Polisiye roman da öyle işte. Bunların zihin yapılarını ve dünyaya ve siyasete bakışlarını bu kurguya dayalı siyaset anlayışlarını edebiyatta çok iyi aksettirdiği için ee, merhum Sultan Abdülhamit polisiye roman okuyordu. Bazılarının sandığı gibi öyle zaman geçsin diye falan değil. Onun sebebi o değil yani. Zaman nasıl olsa geçer. Tavla oynar öyle de geçer zaman. Mesele o değil yani. Sultan Abdülhamid'in aklı biraz böyle çalışıyordu. Değişik çalışıyordu. Biraz onlar gibi çalışabiliyordu. Yani empati de yapabiliyordu. Değişik bir şeydi biraz. Yani çok yönlü kurgu yapabiliyordu. O bizim e, son imparatorumuzdu. Öyle söyleyeyim. Son imparatorumuz oydu. Ondan sonrası şeydir. İşte Mehmet Reşat, Sultan Vadettin zaten hani onlar zaman geçirdi sadece. Yapacakları bir şey yoktu zaten. Sadece şeklen padişahtılar. Sonrası cumhuriyettir. Dolayısıyla her şey yani kedi kediyle yani mukayese edilir. İnsan insanla, ağaç ağaçla bu da onun gibi yani hani. Böyle mukayeseyi kendi cinsiyle yapmak daha doğrudur. Yok. Anladım anladım. Yanlış. Ben anlatmak istedim. Ben yani vesile oldu. Ben başka bir şey anlattım zaten. Senin şeyinden kalkarım. Ben aklımda bunu anlatmak vardı. Seni ben kendime şey yaptım. Öyle bir vesile olarak düşündüm yani sorunu. Öyle söyleyeyim. Yok şey anı anladım. Öyle bir niyet olmadığını biliyorum tabi. Niye olsun? Ama yani o farklıydı biraz. Tabi şartlar farklı. Devlet farklıydı. Devlet aliyyeydi zaten. Devlet aliyyeydi yani. Devam edelim mi? Tabi. Ustalık. ustalık. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çoğu koyuyor, tabii bombacısı başka onlar onlar şey teknik elemanlar onun haricinde siyaset elemanları da öyle yani hani ee, onun zekası başkaları da var yani Vanberi vardır meşhur Türkçülüğü inşa edenlerin başında gelen Yahudi düşünür Macar Yahudisi falan İngiliz casusudur daha doğrusu nereye çalıştığı da tam belli değil Sultan Abdülhamit en son bir kere yüzüne söylüyor ben senin ne yaptığını biliyorum ama diyor yani hani seni yanımda tutmayı ve sana para vermeyi daha uygun görüyorum diyor yani hani mesela yani maaşa bağlamış. Çünkü diyor başka yere gidersen diyor ne yaptığını anlayamam. Benim için daha şey olur yani hani. Bir de diyor akıllı adamsın Seninle konuşmak diyor benim diyor işime geliyor diyor yani. Senden bir şeyler de öğreniyorum diyor. Biliyorum diyor sen de benden öğreniyorsun ama diyor yani benden diyor çok şey aldığını sanma diyor. Ben diyor sana kontrollü anlatıyorum onu da bil diyor yani. Onu da bil diyor. Böyle şeyler herkes yapamaz yani hani bu belli bir ustalık gerektirir. kişilik gerektirir. başka bir şey değil yani hani dünyaya böyle bakabilmek Ermeni meselesine falan hani bir yandan Ermenilerin üzerine gidebilmek ama ke dedi yani şimdi arkadaşın dediği gibi kendisine suikast düzenlenmiş adamı bile kendisine çalıştırabilmek bir başka zihniyeti gerektirir. Onu söyleyeyim. Başka bir şey yani hani tabi. Yani belki İngiltere'den de fazla yani. Hani kısaca o bizim son imparatorumuzdu yani. Yani dünyaya küresel ölçekte hani küre var ya şimdi burada yok da yani küre bildiğimiz küre o küresel ölçekte biz bakabiliyorduk o zamanlar. Bu şu andan bunu anlayabilmek çok zor küresel ölçekte biz bakabiliyorduk dünyaya. Gerçekten bakabiliyorduk. Dünyanın neresinde bir şey olsa Aç'a bir şey oluyordu. Buraya gelip bakılıyordu. Afrika'da bir şey geliyordu. İstanbul'da padişah var diyorlardı. İstanbul'da padişah var. Bir yerde bir şey oldu. İstanbul'da padişah var. ve padişah da bakıyordu. Bakamasa da bakıyordu. Bakmak zorundaydı zaten. Her padişah aynı yetenekte değildi. O başka. Ama devlet bakıyordu zaten. Devlet o akılla bakıyordu dünyaya. Şimdi dünyada böyle bakabilen birkaç tane devlet var. En temelde Londra var. Bir miktar Moskova olmaya çalışıyor. Pekin efendim zaten Londra ile irtibatlıdır. E Washington zaten Londra'nın partneridir. Böyle bir dünyadayız şu anda. Öyle söyleyeyim. Biz en iyi ihtimalle ikincilikteyiz. Ya bizim durumumuz olur yani. Hani bir taraftan da böyle bir durum var. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Bizim ait olduğumuz yer birinciliktir. Türkiye hani dünya beşten büyüktür falan da denilirken esasen asıl ait olduğu ve sahip olduğu olması gereken yeri talep etmektedir bir yandan da. En azından bunu dile getirmektedir. Biraz da mesele buradan kaynaklanıyor. Evet. Bir miktar sorun bu, e, mesele buradan kaynaklanıyor Emin abi. Evet. Evet. Kıbrıs'ın. Az imkanla çok işi başarmak. Yani o, o siyasetin bir ustalığı da budur zaten. Başka? Hitler'in sezgileri güçlüydü. Güçlüydü. Ama yanıltı, o yanıltıldı. Bilemiyoruz artık. Demek ki devreden büyük fil var. Yani hani Hitler Hitler'i fena yanıltılar yani. Hani birkaç yerde çok yanlış hamleler yaptı. Yani Rusya ya Rusya'ya girmesi yanlış bir Rusya'ya giren herkes hata yaptı. Napolyon da hata yaptı. Napolyon Rusya'ya girmeseydi Belki Fransız İmparatorluğu, Napolyon İmparatorluğu daha uzun ömürlü olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Almanya'da Rusya'ya niye girdi falan orası meşhur yani mesela. Tabi tek sebep o değil yani. Tek sebep o değil. Çünkü İngilizler Birleşik Amerika'yı savaşa girmeye ikna edince zaten işin rengi değişmişti. İşin rengi değişmişti. Evet bir miktar Hitler bir miktar kontrollüydü. Bir noktadan sonra belki kontrolden çıktı. Böyle de yorumlanabilir. O, o kontrolden çıktıktan sonra bir tehdit de oluşturdu Hitler. Ee, dünya sistemi ve Anglo-Sakson sistem açısından, İngilizler açısından. Ama İngilizler zaten e, iki dünya savaşında da öyle olmuştur. Birleşik Amerika'yı çağırınca ve Birleşik Amerika geliyor bir şekilde tabii. Geliyor. Ee, savaşın rengi değişiyor, işin rengi, rengi değişiyor. O durumda iş başka türlü oluyor. Bir de bazı şeylerde İngilizleri atlatmak, yenmek biraz zordur. Yani istihbaratta şunda bunda falan filan. İngilizler, Alman şeyin o konuda film de çekildi. Geçtiğimiz sene falan Enigma diye falan. Meşhur bir şey vardır. Şifreleme sistemi. Onu çözdüler. Çözdüklerini belli etmediler. Gariptir bu İngilizler. Yani kendi denizaltıları gemileri battı. Ama en uygun anı beklediler. Aslında şifreyi çözmüşlerdi. Kendi gemileri batmayabilirdi. Denizaltıları batmayabilirdi. Yani Almanya'nın hamlelerini biliyorlardı. Ama vurmuyorlardı. En uygun anı beklediler. Bu da İngiliz siyasetinin bir diğer özelliğidir. Bakın akşam akşam size iki tane özelliğini söyledim. Bu da diğer bir özelliğidir. En uygun anını bekleyip kollayıp o anı bulabilmek. Efendim bu basit bir şey diyeceksiniz. E böyle şeyleri söylemek zaten basit. Ben de buradan söylüyorum. Zaten kolay. Size söylersiniz yani. Mesele o değil. Yapması zordur. Ustalık, sanat oradadır. Hüner oradadır yani. Yapması. Mesele o yani. Onlar beklediler, beklediler. En son noktada Alman sistemini fel felç ettiler. Ve Almanya için de şey düşünüldü onu size söyleyeyim. Almanları da Kartaca gibi yapmayı düşündüler. Onu da yapmadılar. Amerikalılar özellikle düşündü. İngilizler vazgeçirdi. Dediler ki yapmayalım. Başka bir şey yapalım. Yapmadılar. yani Almanları da tamamen söküp atmadılar ama işte ikiye böldüler. Yarısı komünist oldu. Yarısı bilmem ne oldu. Feleğini şaşırdı. Bilmem ne oldu. Hala kendini toparlamaya çalışıyor. Var. Var. Yoğun olarak uğraşıyorlar. Yani kadın, e, Merkel özellikle uğraşıyor bunun için. Ve böyle bir ihtimal var, ciddi olarak var. Dördüncü rahi kurma ihtimalleri var. Zaman, yani. Bilemem. Yani dünya önümüzdeki 20 sene içinde çok değişecek deniliyor. Büyük ihtimalle bu doğru. Bunu size söyleyeyim. Mu? Nasıl? Nasıl? Mu? Neyin? Mu? Aa, yok. O, ona, kastım o değil. Kastım o değil. O senin. Bir, birden fazla yani şöyle e, bir toplumsal dönüşüm o şeyle alakalı bazı teknolojik devrimlerle yeryüzü insanlığı muhtemelen bir e, geçmişte 300-400 sene önce de sanayi inkılabıyla yaşanan e, sosyokültürel dönüşümlere benzer dönüşümler yaşayacak. Bir, bununla paralel ve irtibatlı olarak e, yine dünya siyasi olarak da başka bir nizama dönüştürülecek. Bu e, uygulanan ana plan esasen bu. Yani tek cümleyle anlatılmaz ama tek cümleyle böyle anlatılır. Size onu söyleyeyim. Bunu, buna dediğim gibi yeniden aynı yere geleceğiz ama yani şey olsun diye söylemiyorum. Moral propaganda açısından falan. E, aksi demeyelim de başka bir istikamet verebilecek. Ya da bu istikamette başka bir renk verebilecek, başka bir ritim verebilecek. Merkezlerden birisi de burası. Sorunun bu kısmı tabii ki Tamamen kamuoyunda söylenmiyor, paylaşılmıyor. Lüzum da yok zaten. Hani gizlilik açısından değil, lüzum yok o açıdan paylaşılmıyor. Ama temelde böyle bir gerilim var dünyada. Gerilimin ana kaynağı da bu. Bazı ülkeler tamamen tarihten silinecek. Silinmeye başlandı zaten. Yani işte mevcut bazı ülkeler işte İsrail'in genişlemesi için uğraşılıyor. Zaten bu Afrika operasyonunun bir anlamı da olur. Onun bir e, ayağının şey yapılmasıdır, kesilmesidir falan gibi. Yani gevşek de olsa yani bir bağımlı, uydu bir Kürt devleti ya veya devlet timsi bir yapı diyelim ki. Özel, özel falan işte. Kuzey Irak bir de burada bir özel sonra belki bunun ikisinin birleşimi gibi şey daha iyi ölediliyor. Afrika'da yakında bazı başka gelişmeler olabilir. Uzak Doğu'da da bazı gelişmeler tasarlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işin startı şeyde verildi. İslam aleminde verildi. Ama ee, dünya insanlığı bundan önemli ölçüde nasibini alacak çünkü bunun bir sebebi de budur onu da söyleyeyim belki zaman da ilerledi ee, şimdi aslında böyle gelişmeler olduğunda böyle şeyleri kılıç çözer yani savaşla çözülür belli başlı güçler aralarında ittifaka girerler bir savaş yaşanır ve neticede galip olanlar yeni düzenin adını koyarlar zaten bu beşli sistem denilen Birleşmiş Milletler'deki sistem İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemdir galiplerin kurduğu sistemdir şu an bir savaş çıkamaması sürecin başka türlü ve muhtemelen daha sancılı yaşanmasının sebebidir. Onu söyleyeyim. Şu an böyle bir savaş çıkamadığı için bir açıdan da siyaseten de çözümlenemiyor. Bir yandan toplumsal dönüşüm de henüz yaşanamıyor. Henüz bu dijital devrim falan denilen şey kademe kademe hayata geçiriliyor ama asıl hayata da geçiyor bir yandan. Ama buna uygun sosyal toplumsal düzenlemeler mesela ne olacak o belli değil. Çünkü niye? Bunları başka bir şeye bırakalım şu an sadece başlık olarak söyleyeyim. Dünyada aslında devletlerin devlet olma vasfı da aşındırılıyor belli bir ölçüde. Örneğin aslında haberleşme üzerinde devletin kontrolü vardı yakın zamanlara kadar. Ama şimdi olan telefondan düğmeye basıyorsunuz, mail dünyanın her tarafına gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Şu anda devletlerin bu konuda hiçbir şey kalmadı, tasarrufu kalmadı mesela. Şimdi bitcoin diye bir şey çıkardılar, şu çıkardı bu çıkardı falan deniliyor. Şimdi işin o kısmına ben ilgilenmem, zaten önemli değil. Çoğunlukla böyle şeylerde söylenenler hikayedir, kimin çıkardığı falan. Neye yaradığına bakmamız lazım. Bakılacak şey şu şudur. Bunun bir devleti milliyeti kaynağı yoktur. Dolayısıyla böyle bir para bitcoin olmayabilir bunun adı. Başka bir şey olabilir. Bu bir ön deneme olabilir. Büyük ihtimalle de böyle zaten. Bu türden bir para yaygınlık ve geçerlilik kazandığında devletleri devletlere devlet olma vasfı kazandıran ikinci büyük hususiyet. Yani para basma. Para üzerinde tasarrufta bulunma hususiyeti de önemli ölçüde aşılmış olur. Devamı var. Devamı gelecek bölümlere. Teşekkür ettik. Çok sağ olun.